Pandemiyi fırsat bilen dolandırıcılar sahte dekontlarla 34 milyon liralık vurgun yaptı. Bu şahıs bize internet yoluyla ulaştı, telefonlarımıza araç bilgilerini bizimle paylaştı, şirketindeki araç stoğunu bizimle paylaştı. Dolandırıcı şahıs kendisini İzmir'in en tanınmış ve güvenilir bir firmasında üst düzey yönetici olarak gösterdi. Adına o firmaya ait bir kartvizit çıkarttı. Üstelik kartvizit sonrasında galericilerle de iletişim kurdu, güven sağladı. Uygun rakamda ikinci el kendisini tanınmış bir firmanın ismini söylemeyeyim, üst düzey yöneticisiyim diyerekten tanıtıp sahte dekontlar düzenleyip tam profesyonel bir şekilde bizim gibi esnaf arkadaşları dolandıran bir şahısmış. Dolandırıcı araçların ruhsatlarını, fotoğraflarını, bilgi ve belgeleri galericilerle paylaşarak çalıştığını iddia ettiği holdinge ait sahte evrakları ibraz etti. Bana ucuz araba vereceğini söyledi bu şahıs. Ben dedim hesapla araba bakıyordum. Emekli maaşımdan kredi çektim. 110 bin lira bu arkadaşa teslim ettik. Biz param benim gitti. Ben karşında ne araba gördüm, ne bir şey gördüm, ne de şahsı gördüm. İzmirli galerici Mesut Çelik de işte o dolandırılan galericilerden biri. Dolandırıldığını fark edince soluğu savcılıkta aldı. Ancak orada gördü ki kendisi gibi pek çok kişi daha dolandırılmıştı. Sadece kendisinin 1 milyon 650 bin liralık zararı var ama esas zarar çok daha fazla. Biz ödemesini yaptık şirketin hesabına, attık parayı. Ondan sonra telefonlarımız açmamaya başladı. Ve noterde de böyle bir işlemin hazır olmadığını, bu büyük bahsi geçen şirketin o noterle çalışmadığını öğrenmiş olduk. Telefonlar açılmayınca da burada biz dolandırıldığımızı fark edilir fark etmez hemen savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Dolandırıcı şahsın ağına avukat, doktor, milletvekili ve galericiler düştü. Bazıları şanslıydı. Dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Araçlara direkt temas etmeden, görmeden canlı canlı dedim. Size bu parayı göndermeyeceğimi söyledim. O arada Mesut Bey uyardı zaten. Böyle bir durum var. Aman para falan gönderme. O şekilde yani ucu ucuna bir şey kurtulduk. Kiminin 1, kiminin 2 milyon, kiminin ise daha fazla mağduriyeti var. Mağdurlar dolandırıcı şahısın hesabına parayı aktardılar. Ancak araçları teslim alamayınca dolandırıldıklarını fark ettiler ve soluğu savcılıkta aldılar.